Hemen gidiyorsun demek. 2 saat sonra otobüsün kalkıyor. İçimde acayip bir korku var. Ne olur çabuk dön Kemal. Korkacak ne var yavrum? Satış meselesi bu. Belki biraz uzun sürer. Gitmeden babanla da bir konuşayım dedim. Babam her zamanki yerine gitti. Belki şimdi oradadır. Peki, hadi Allah'a emanet ol yavrum. Güle güle. Oo, merhaba Kemal. Geçmiş olsun, çıktın demek. Sağ olasın, çıktık işte. Kendine iyi bak, tamam mı? Seninki de döndü ha? Evet Suzan, öyle sevinçliyim ki. Gözün aydın olsun. Benim etiğimi diktin mi? Evet. Yarın uğrarım. Yeni kumaşlar aldım. Hem onları getirir, hem de etiğimi alırım. Bay bay! Vallahi daha fazla bekleyemem. 3 aylık oldu canım. Nasıl vereceksiniz bu parayı anlamıyorum. Kaçıncı değiliz ya Şaziye Hanım? Kaçıcı değilsiniz ama, insan bu kadar da bekletilmez ki! Size yarına kadar müsaade veriyorum. Eğer getirmeyecek olursanız eşyalarınızı kapıya atarım, bunu böylece bilmiş olun, anlaşıldı mı? Ha. Demek hapisten çıktı ha? Evet. Sevimlerin evinin önünde gördüm. Onunla konuşuyordu. Unutamıyorum, unutamıyorum! Herkesin içinde beni madara etti. Elimden bıçağımı aldığı gibi dünyamı da karanlık etti. Gözümün intikamını öyle bir alacağım ki... doğduğuna doğacağına 1000 pişman olacak. Nasıl yapacaksın bunu? Kuvvetliyim artık. Beyoğlu'nun girdisi çıktısı bizden sorulur. Sevim'i ne yapıp yapıp Kral Tuğra'nın Beyoğlu'ndaki pavyonuna getireceksin, anladın mı? Sonra ne olacak? Olacağı şu ki, Kemal'in başı büyük dertlere girecek. Yavuklusu da o biçim olacak. Anladım. Sen üzülme Reşat'ım. O işi hallettim sayılır. Demek sesi çok güzel ha? Sadece sesi mi, kendisi de çok güzel. Her gün bir sürü kız getiriyorlar. Yok sesi güzel, yok güzel dans ediyor... fakat hiçbiri de yürümesini dahi bilmiyor. Eğer öyleyse boş yere vaktimi alma. Ben seni boş yere oyalar mıyım hiç? Güvenmesem getirir miyim kızı? Pekala, yarın getir de görelim. Ben onu bunu anlamam. Daha fazla bekleyemem. Yalvarırım Şaziye abla. Birkaç güne kadar veririz. Daha fazla bekleyemem. Ah, Şaziye abla ne olursun. Hep aynı hikaye. Ah, Suzan. Ne oluyor burada Sevim? Daha fazla direnemiyorum. Takatim kalmadı artık. Rezil olacağız mahalleye. Ne kadar borçları var? 3 aylık, 600 lira! Al, hadi git şimdi! Bizi mahcup ettin kızım! Sana bir kahve yapayım. Aptal kız! Sana kaç kere söyledim! Gençsin, güzelsin... sonra sesin de güzel! Bu yaşta buralarda sürünür mü? Bak, 600 lira için bütün mahalleye rezil oldum. İyi mi bu? Olmaz Suzan! Ben sözlüyüm! Boş ver ona kızım! İş yok onda! Kafanı kullan! Seviyorum onu! Ankara'dan araba alacaktı! Çalışır bakar bize! Sevgi karın doyurmuyor ki! Şöhret sahibi olunca ona daha iyi bir araba alırsın!
Rahat, ihtişam içinde yaşarsınız. Kemal bir araba ile sana mı bakacak, yoksa annenle babana mı? Bıkar kızım, bıkar! Bırakır sizi iki günde! Bilmem mi ben erkekleri? O öyle bir insan değildir. Sonra benim kazanacağım parayı da katiyen kabul etmez. Para tatlıdır kızım. Bindikleri önlerine attın mı, bak nasıl hoşuna gider! Gelecek misin, söyle! Bilmem ki Suzan, nasıl olur? Dedim ya, yalnız kendini değil, biraz da anneni babanı düşün. Ve oğlunda bir kat tutar, onları yerleştirirsin oraya. Son anlarını sana dua ederek geçirirler. Hiç sanmıyorum. Annemle babam bırakmazlar beni. Belki önce istemezler ama, rahatı görünce sevinirler. Şimdilik hiçbir şey söyleme. Gelecek misin, söyle! Bilmem ki Suzan, nasıl olur? Dedim ya, yalnız kendini değil, biraz da anneni babana düşün. Gırtlağa kadar borcunuz var, mecbursun bunu yapmaya. Önce biraz kızarlar ama, sonra dua ederler. Dedim ya, sanmıyorum. Annemle babam bırakmazlar beni. Sesin çok güzel, inan bana ileride meşhur bir yıldız olacaksın. Herkes sana hayran olacak. Ne diyeyim bilmem ki. Sesimi beğenirler mi acaba? Daha sıkılgan ileride açılır. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım, bilemem ki. Ağlamın yazısıydı. Ne yapsam, silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Koştum hasretine. Gel desen, gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Kavuştum hasretine. Gel desen, gel desen. Fena değil. Yalnız mikrofon kullanmasını bilmiyor. Gözün aydın, beğendi seni. Beğendiğini söylemedi ama... Yanına geldiyse beğendi demek. Evvela üzerindeki utangaçlığı ve çekingenliği atacaksın. İkincisi... Her gün buraya gelip müzik dersi alacaksın. Yani ben burada okuyacak mıyım? Daha zamanı var. Önce seyircinin karşısına çıkacak hale gelmelisin. Al bu avansı. Bunun da kendine bir şeyler al. Al canım. Hadi. Hadi gidelim.
nasıl iş bu be? Bu ne şıklık yahu? Ne o, mirasa mı kondu yoksa? Bilmem ki. Baksana, giyinmiş, kuşanmış. Nereden buldu parayı acaba? Ben de pek anlamadım. Anlamayacak ne var bunda be Yılmaz? Sen de amma safmışsın ha! Suzan parayı nereden buluyorsa o da oradan bulmuştur. Ağzını topla lan! Ne demek? Al. Sevim abla öyle şey yapacak kız değildir. Sen de çok saf görürsün be Yılmaz. Şaşırdım birdenbire. Anlatırım anne. Bu halin nedir? Nereden buldun o kadar parayı? İş buldum da baba. Ne iş? He? Nerede? Çabuk söyle! Beyoğlu'nda. Şarkı söyleyeceğim. Pavyonda. Nasıl yaptın bunu? Baba! Çekil! Dur, haber yok artık senin! Rüstem yapma, baba senin kızın! Çekil! Defol evimden! Namusunu sattığın yere git! Yapma babacığım! Babacığım! Çekil başımdan be kadın! Yüreğime inecek Rüstem! Yapma! Beyoğlu'nda, pavyonda şarkı söyleyeceğim! Kısaca orospu olur desene! Babacığım! Ben sana söylemiştim! Oralara giden bir daha geri dönemez demiştim, defol! Defol! Yapma baba, yalvarırım yapma! Korma beni, kötü kadın değilim ben! Aman baba! Baba! Ne olursun aç kapıyı! Bir daha gitmeyeceğim oralara, tövbe babacığım! Babacığım aç kapıyı! Baba! Baba! Babacığım! Allah'ım! Bu günleri de mi görecek? Aç baba! Baba aç kapıyı! Babacığım kötü kadın değilim ben! Kötü kadın olmak istemiyorum! Günahın neydi yarabbim? Biricik kızım! Bana getiren bir sermaye mi olacaktı? Yalvarırım aç kapıyı! Ne olur! Aç baba kapıyı! Kovma beni! Kötü kadın değilim ben! Böyle bir şeyi kızına nasıl konduruyorsun? Aç kapıyı, ne olur baba! Baban da, anan da yok senin artık! Bu kapı kapalı sak! Thank you.